Arkadaşlar, icra borcu olan bütün kardeşlerim beni sonuna kadar dinlesin. Yoksa yarın başınız ağrıdığında ya Gökhan kardeşimiz demişti dememeniz için lütfen beni dikkatlice dinle kardeşim. Şimdi mal beyanında bulunmamasına rağmen, bak bulunmuyor, bulunmamasına rağmen malında artışını bildirmediği için ceza davası açılıyor. Mal beyanında bulunduktan sonra diyor ceza, senin malında artış olsa bile diyor ben diyor ceza davası açarım. Bununla ilgili de mal beyanında bulunmadığın için de dava açarım diyor. Şimdi birinci ekran görüntüsü gelsin arkadaşlar. Sırayla gidiyorum. Lütfen ekran görüntülerini kesin ve kesin dikkatlice bakın arkadaşım. Ekran görüntüsünü gördünüz. Müşteki vekilinin mahkememize sunmuş olduğu tarihli dilekçesinde müvekkile borcu olan sanık hakkında dosya ile icra takibi yapıldığı ve ödeme emrinin usulüne uygun olarak sanık borçluya tebliğ edildiği, takibin kesinleştiği, müdürlüğün X sayılı dosyasında müvekkilinin alacağını devam ettiğini, sanık borcu hakkında, borçlu hakkında UYAP sorgusu neticesinde sanık borçlunun sigortalı olarak çalışmaya başladığını, kazancında artış olduğunu, icra iflas kanunu 339 gereği borçlunun sonradan edindiği malları bildirme zorunluluğun bulunduğu, borçlu mevcudundaki bu artışı bildirmez ise 10 gün disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, borçlunun bu artışı icra dairesine bildirmediği, bu surette beyandan sonra kazançta olan tezahürü bildirmemesi sonucu işleyen sanık hakkında borçlunun cezalandırılmasına karar verilmesini, vekalet ve ücret yargılama giderlerinin sanık borçluya bırakılmasını talep ediyor arkadaşlar. Şikayetçi vekil dosyasında özetle şikayet dilekçemizi tekrar ederiz, sanığın cezalandırılmasını talep ederiz. Açılan dava mahkememizin görevli ve yetkili olduğu yapılan şikayetin icra iflas kanunu 347. maddesi uyarınca süresinde yapıldığı anlaşılmıştır. Şimdi ikinci ekran görüntüsü gelsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi icra iflas kanunu madde 74 ve devam maddelerinde mal beyanı hususu detaylıca düzenlenmiştir. Bu etapta yer alan 77. maddede ise sonradan kazanılan ve ziyadeleşen malların beyanı hususu düzenlenmiştir. Buradaki kanunu düzenlemeye göre icra dairesine vakı olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek malı göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında gelirinde vuku'a gelen tezahütleri 7 gün içerisinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifre olarak bildirmeye mecburdur. Madde metninden açıkça anlaşılacağı üzere sonradan kazanılan veya artış olan malları bildirme yükümlülüğü mal beyanından bulunan borçluya da beyandan imtina eden borçluya da eşit derecede yüklenmiştir. Aksini kabul kanunen mal beyanında bulunmaya davet edilen borçlunun kanuni davete uymaması dolayısıyla 339 gereğince yüklenen sorumluluktan kurtulmasına yol açar ki ilk başta icra takip dosyasına mal beyanında bulunmayan borçlunun kendi hukuksuz hareketinden lehine sonuç çıkarmasına yarardı. Bu ise kabul edilemez bir yorum olup kanuni düzenlemeleriyle bu yorumun önü kesilmiştir. Sonuç olarak ödeme icra emri tebliği borçlu daveti uyarak icra takip dosyasına mal beyanında bulunmamış olsa dahi malındaki ve kazancındaki artışı bildirmeye yükümlülüğü altındadır arkadaşlar. Üçüncü ekran görüntüsü gelsin hemen. Maalesef burada karar bu şekilde arkadaşlar. Şikayet olunan X sübüt bulunan beyandan sonra ve kazançta artış bildirmeme eylemine uyan 339'a 1 maddesi uyarınca 10 güne kadar disiplin hapsiyle cezalandırılmasına, borç bitene kadar da borç biterse bu cezanın düşürülmesine karar veriliyor arkadaşlar. Peki kanun hangi maddeye dayanıyor? 4. ekran görüntüsü gelsin. Gördüğünüz gibi mal beyanı 74. Mal beyanı borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyeti ve vasıflarını, her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim meblalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifre, yani icra dairesine bildirmesine mecburdur. Yani burada senin malın olup olmadığı önemli değil. Gel bana bununla ilgili bilgi ver diyor arkadaşlar. Şimdi 5. ekran görüntüsü gelsin. Madde 74'teki muhabbetle ilgili tazyik yapsa arkadaşlar. Mal beyanında bulunmayan borçlu alacak talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapiste tazyik olunur. Ancak bu 3 ayı geçemez. Şimdi arkadaşlar madde 77 ne diyor? İcra dairesine vakı olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş veya beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vuku'a gelen tezahütleri 7 gün içerisinde icra dairesine bildirmeye mecburdur diyor. 6. ekran görüntüsü gelsin. İşte az önceki karar da bununla ilgili arkadaşlar. Sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vaki tezahütleri bu kanun mucibinde bildirmeye mecbur olan borçlu makul bir mazereti olmaksızın
olmaksızın 7 gün içinde icra dairesine taahhütlü mektupla veya şifaen suretle bildirmezse bu mal veya kazancı nasıl veya asıl veya bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde 10 gün mal veya kazancı asıl veya bedel itibariyle makbul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa 1 aya kadar disiplin hapsiyle cezalandırılır. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Kanun bunu söylüyor. Şimdi özetini geçeyim arkadaşlar. Senin üzerinde malının olup olmadığı önemli değil. Ama gidip icra dairesine mal beyanında bulunacaksın. Benim malım vardır, benim malım yoktur. Veya işte ne bileyim şurada çalışıyorum, maaşım şu kadar. Şu suretle ödemeye çalışacağım veya ödemek için uğraşıyorum. Yani kendini anlatacağın bir bilgi vermen gerekiyor icra dairesine. Eğer ki mal beyanında bulundun, bulunduktan sonra da malında bir artış, maaşında bir artış olursa işte hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Burada konu ne biliyor musunuz? İcra dairesi mal beyanında bulunmamış kişiye bile malında artış, kazancındaki artış, artışta bulunmadığı için dava açılıyor. Bırakın onu, yani mal beyanında bulunmanın ne kadar önemli olduğunu burada açıkça söylüyor arkadaşlar. Siz şimdi malın artışında bulunmanız için önceden mal beyanında bulunmuş olmanız gerekiyor ya veya imtina etmeniz gerekiyor. Şimdi siz mal beyanında bulunacaksınız, icra dairesine diyeceksiniz ki böyle böyle benim malımda şu var, bu var, bu var veya yok. İlla malında artış olmasına gerek yok. Kaç tane icra dosyan varsa her birine ayrı ayrı mal beyanında bulunmak zorundasın. Bunu unutmayın arkadaşlar. Biz bununla ilgili dilekçe hazırlıyoruz. Mal beyan dilekçesi. Mal beyan dilekçesiyle ilgili WhatsApp numaramız buraya koyuyorum ben. Buradan alabilirsiniz. İlla benden de almanıza gerek yok. Mal beyanı dilekçesini hazırlıyorum ben. Almak istersen benden al. Yoksa kendin de git dilekçeni yaz kardeşim. Biz ilgili maddeleri güzel bir şekilde hazırlayıp dilekçenizi hazırlıyoruz ve WhatsApp üzerinden sana gönderiyoruz. Sen de bunu gidip icra dairesine veriyorsun. Peki diyeceksin ki benim icra dairem İstanbul'da. Ben Bursa'dayım veya Ankara'dayım. Kendi şehrindeki icra dairesine gideceksin. Oradaki nöbetçi icra var. Ona vereceksin. O ilgili icra dairelerine gönderiyor arkadaşım. Sana hazırlayacağım dilekçeyi, çıktısını alıyorsun. İki nüsha, bir de kimlik fotokopisini koyuyorsun. Çünkü iki nüsha niye çıkarıyorsun dilekçe? Bir nüshasını imzalatıp kendin alacaksın. Yarın ben mal beyanında bulundum demen için elinde bir delil gerekiyor. Anladınız? Şimdi mal beyanında bulunmak istiyorsan da WhatsApp numaramızdan yazarak dilekçenizi alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.